Söyle ayrılsınlar. Kimiye? Cem Hıyar'ı. Aslı hanımefendiyi aldatmış. Boşansınlar kanımca. Hayır şekerim, ayrılsınlar barışsınlar beni ilgilendirmez de adam buraya resmen kamp kurdu. Huysuzun teki, sinirli, yemek beğenmeyi despot bir erkek. Yani görmeyeyim görmeyeyim diyorum, evin içerisi küçük, salon küçük, yüksek tavan değil. Böyle elleri kolları ahtapot gibi her yerde yani. Elleri kolları mı? Neyse. Aslı hanımefendi daha iyisine layık. Onu bırak da ondan nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. Hiç anlaşamıyoruz. Paylaştığımız hiçbir şey yok yani. Ortadan kaldıralım. Üf gafur, yani şu cinayi planlara geçme bence. Acaba diyorum kerpeten taktiği mi uygulasam? Neydi ki ya? Yok bir şey. Da ayrı manyak ha. Ne yemek var? Ay hoş geldin. Nasılsın canım? İyi değilim tabii ki. Onun için sormuyorum. İnsan eve gelir gelmez ne yemek var diye sormaz. Ayıptır. Bir hal hatır sorar. Bugün günün nasıl geçti diye sorar. İyi. Günün nasıl geçti? Ne yemek var? Kıymalı fasulye yapıyorum. Kıymalı diyorum, dikkatini çekirsin. Daha şimdi mi yapıyorsun yemeği? Ya 10 tane elim yok ki benim. Ben de dışarıda çalışıyorum bebeğim. Yine başlama dır 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 ya. Gelir gelmez eve. Pardon. Boşansanız tam süper olacak. Ya sana ne ki? Türk ailesi adına konuşuyorum. Halime bak ya. Evliliğim kimin ellerine kaldı ya? Türk mahkemelerine kaldı kanımca. Ya ne ayrılması gafur? Ne ayrılması? Kızla sadece öpüşmüşüm. Sen daha güzelini bulursun. Uzun saçlısını bulursun. İstemiyorum uzun saçlısını gafur. İstemiyorsan kızın diye bana köşelerini döpüyorsun. Ya ne konuşuyorsun be dırdırdır? Fasulyeni ayıkla sen. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Şarap var mı? Yine mi şarap içeceksin? Dün gece de içtin şarap. Ya bir şarabımla maçım var. Bunlara da karışıyorsun be. Nedir bu biri? Çilim ya. Siz ayrılın kanımca. Gafur. Aslı ile benim aramdaki ilişki seni hiç ilgilendirmez, tamam mı? Yok. Ben Burhan'ı kastediyorum. Aranızda şiddetli geçimsizlik var da. Hayrola baba. Hayırdır, hayırdır. Gafur abim dansı mı bıraktı? Yok, daha da güzel haber. Seninle gurur duyuyorum kızım. Ben ne yaptım ki şimdi? Öğlende Tahsin Sütçüoğlu bize geldi. Her şeyi anlattı. Seni almış karşılarına konuşmuşlar. Aferin kızım. Ben senin sonuna kadar arkandayım. Gerçekten mi? Tabii. Bu senin istikbalın. Ah, hayırlı işten kastettiğiniz şey bu muydu? Daha hayırlısı ne olacak kızım? Çok erken değil mi? Kısmetse yaz sonu değiliz. Ben karşılar sanıyordum. Hem bir teklif gelmedi bana daha. Tam karar veremedim ben. Sacit'le de konuşmadık. Sacit krala ne canım? Tahsin Sütçüoğlu karar verdikten sonra. Bütün masrafları onlar karşılayacaklarmış. Zaten erkek tarafı yapmaz mı bir sürü şeyi? Ya Tahsin Bey amca seni Amerika'ya yolluyor okuman için. Ne? Ta Amerika'ya. Şahmat dostum. Ne şahmatı ya? Ha? Ne şahmatı ya? Satranç böyle oynanmaz ki. At böyle dümdüz hareket etmez. Niyeymiş? Çünkü kural böyle. At L şeklinde hareket eder. Niye? Atın kafası mı iyi? Allah Allah, böyle saçma kural mı olur ya? At dediğin bildiğimiz at dümdüz gider koşar. Veli Efendi de hiç görmedin mi? Söyle sadece götürsün gezdirsin seni. Ha böyle düz mantıkla satranç oynanmaz ki. Geri alıtın, geri al. Ama yani böyle de hiç zevki yok ki. Oynamadan önce 40 saat düşünüyorsun. Böyle bekle bekle vallahi yaşlanacağım ya. Bak
Satranç böyle oynanır. Deminden beri göstermeye çalışıyorum. Öğretmeye çalışıyorum sana. O zaman ben oynamıyorum ya. Ben de elinde torbayla girince böyle markete uğradın, erzak merzak aldın zannettim. Çıka çıka içinden satranç takımı çıktı ya. Ne marketi ya? Niye markete uğrayacakmışım ki? Bu ev nasıl yürüyor biliyor musun? İnsan bir eline ekmek alır, peynir alır, ondan sonrasında sebze alır, meyve alır. Bu ev nasıl yürüyor acaba biliyor musun Cim Bey? Ben bir asgari müşterekle buluşalım diye aldım bu satranç takımını. Yoksa bizim konuşacak konumuz bile kalmadı. Acaba benim hatam mı? Hı? Benim hatam mı? Yoksa bana ahçı muamelesi yapan, hizmetçi muamelesi yapan senin hatan mı? Ne demek o ya? Bana insan olarak bir defa saygı duymuyorsun. Duygularıma önem vermiyorsun. Hayatımda neler oluyor onlara önem vermiyorsun. İçip içip geliyorsun burada maç seyrediyorsun. Maç seyretmekle olmaz bu iş. Utanmasan içip içip bir de döveceksin beni ya. Peki tamam konuşalım. Neler oluyor hayatında? Ucuz pırlanta yüzük arıyorum. Tanıdığın var mı senin? Lütfen gidip içeride kaşınır mısın? Ya ben kendi evimde beni huzur bulamıyorum dedim ya. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Yemek yemeyi, su içmeyi, konuşmayı, bütün gece yatakta Aslı, Aslı, Aslı böyle değişik tonlarda sayıklayı. Gerçekten mi? Sen ne diyorsun? Gittim yanına bunu kaldırdım. Kalk dedim kardeşim, kalk, kalk. Sen dedim burada yatakta sağa solda debeleneceğin oranı buranı parçalayacağına dedim. Git yoharda konuş dedim. Aslı orada dedim. Başımda kalktı. Yürü. Yukarıya kalktı. Yol. Ondan sonra kapıya doğru gidip birden döndü pencereye doğru. Pencereyi açtı dedi. Ben dedi atlayacağım değil ya bu. Evet. Onsuz hayat yaşanmasa da olurmuş. Ama zaten birinci kat atlasa da bir şey olmaz ki değil mi? Evet, ben de onun dedim zaten. Yani dedim burası zaten birinci kat. Sen dedim aşağıya atlasan da maalesef ölmezsin dedim. Aslı bunu yanına al. Yoksa ziyan olacak. Barışmadan aynı evde oturmamız olmaz. Saçma. Al sen bunu yanına al. Sen bunu yanına al. Barışmasan da olur. Sen bunu yanına al. Ben de niye kalayım ki ya? Size kalsın. Ben de niye kalayım ki bu ya? Size kalsın bu. Ben de niye kalayım ki? Ay niye illa bizde otursun Burhan abi? Hayır. O zaman halini görürsün, acırsın diye söyledim bibişim. Hani ne kadar sempatik, ne kadar iyi huylu bir insan, ne kadar böyle geçimi kolay, yemek seçmeyen öyle bir insan olduğunu görürsün. Böyle ben bazen kaşınıyorum, böyle bir diyor böyle ölürsün gülmekten yani. Çok tatlı. Bilmiyorum Burhan abi, yani benim çok düşünmem lazım. Böyle birkaç hafta geçsin de aradan bakalım kızım. Birkaç hafta mı? Açınızı! Attınız başıma gittiniz bu adamı! Başıma bela ettiniz, sinir hastası ettiniz beni burada ya! Ne demekmiş o? Al kocaman başımdan be! Çekin gidin! Çekemem ben bu adamı! Allah Allah, sabahtan akşama kadar yemek yiyor, doymuyor, hala şikayet ediyor. Tatsız tutsuz bir adam. Sürekli hiçbir muhabbeti yok. Sürekli ayrı dünyalarını sarıyız. İstemiyorum. Sürekli kaşınıyorum, kaşınıyorum, kaşınıyorum. Diyor orada. Başım çatlayacak bağırmadan ya. Ay siz kaç gündür Cem evinizden gitsin diye mi bizi barıştırmaya çalışıyorsunuz? Zor barışırız biz. Rüyanızda görürsünüz siz onu. Barışmayacaksa yüzünü sık bana. Bari oluyorum. Bütün gün Allah'ın denesini senin yüzünde çekiyorum ben burada. Yüzüğü satma! Deli mi be? Manyak! 750 vereyim, el sıkışalım. Şşş! Hacı!
Dayı ben dükkana gidiyorum. Bir emriniz var mı? Hayır yok evladım. Ne var ne yok? İyi işte bildiğiniz gibi. Zeynep'le konuştun mu? Konuşuyoruz zaten hep. Ne diyor? Ne desin yenge? Keyfi yerinde. Siz de artık bildiğiniz için daha rahat aslında. İyi iyi. Çözeceğiz çözeceğiz. Hadi eyvallah. Tahsin bilmiyor olabilir mi? Yok canım her dakika görüşüyorlar. Olur mu öyle şey? Ay Tahsin ya bilmiyorsa ya kız anlatmadıysa öğrenince ne yapar acaba? Saadettin Bey, kadınlar için ayrılmak çok kolay. Şu halime bak, günlerdir neler çekiyorum ben ya. Ya bu kız, bu kız neler çekiyor kaç gündür? Yok yok, ben şu kıyafeti görünce acım biraz azaldı. Ha? Eve dönme evladım. Eve dönme evladım, yoksa hayat boyu bu aslının dırdırından kurtulamaz. Konuşmayın, bizimle konuşmayın. Merhaba. Ya bırak, senin bu arkadaşların bizimle. Konuşmayacaksın ha? Kızlarla erkekler arasındaki savaş resmi olarak başlamıştır bence. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Aşkla her şey halledilebilir. Yük yük. Hadi hadi Aslı kalk, kalk çıkalım hadi canım. Ben de sizle gelsem. Ya Yaprak sen bir süre bizle takılma ya. Evet şekerim, senin bu kadar mutlu olman bizim sinirimizi bozuyor. Ayrıca biz zaten dertleşmeye gidiyoruz. Ha. Senin derdin bile yok. Dünden beri finaller için okulda sabahlıyorum. Seninle konuşamadım ki, yüz yüze anlatmak istedim. Ne bursu bu ya? Ya burs burs palavra. Dayınlar resmen beni senden uzaklaştırmak için Amerika'ya yolluyorlar. Ne diyorsun Zeynep? Böyle şeyleri filmlerdeki kötü yürekli fabrikatörler yapar. Aynısı işte. Annemler de aşağıda sevinçten göbek atıyor. Vay be. Normalde olsa ben de sevinirim ama amaç bizi uzaklaştırmak. Hiçbir yere gidemezsin. Bu haince planı bozacağım. Sevenleri ayırmak ha. Nereden geliyor bu müzik sesi? Kim? Ha, Gafur ne haber ya? İşte böyle Zeynepciğim. Bundan sonra her akşam bir küçük yoğurdu otomatikman bize getirirsin. Söyleme. Oldu. Kaymaklı kaymaksız. Sana bırakıyorum artık ben onu. Tamam, iyi akşamlar.
Zeynep Amerika'ya gidiyor. Sana öyle geliyor. Hayır. Yani dur bakalım, bir vize alabilecek mi, değil mi? Bu işlere öyle belli olmaz. Neyse ben gideyim. Nereye? Ya Gafur, benim biraz kafam bozuk da gideyim arkadaşlarla efkar dağıtayım. Hadi eyvallah. Kafede takılalım mı? Ay nereden çıktı Gafur? Ağzımdan. Ha? Anladın onu sen. Ay Gafur, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ara benim hiçbir şey anlayacak halim yok yani. Beyniz diye tabir ettiğimiz kişiyle ayrılmışsınız. Burhan'da kalıyor biliyorum. Eğer sıkılıyorsanız kafede beraber takılabiliriz. Ha yok, sağ ol canım. Ben arkadaşlarla buluşacağım, sağ ol. Zina yapmış değil mi? Ay Gafur, ne kadar özel konular bunlar ya. Bir sorum olacak. Ne? Sor, ne? Boşanacak mısın? Gafur, lütfen. Ne? Ölümüne kankayız. Oldu, sağ ol. Teşekkür ederim. İyi akşamlar o zaman sana. Cem, seni öldürmek istiyorum. Yaprakçığım, bizi takip etmen hiç sağlıklı bir davranış değil. Niye beni aramadınız? Ben de gelirdim. Şekerim, biz Aslı'yla içip içip dertleşeceğiz. Sen git Kubilay'la nikah şekeri seç. Bu kim ya? Ahlaksız, ahlaksız. Utanmaz. ne haber? Bu kim? Kim? Sen kimsin? Kimsin siz canım? Sevil ben. Sevilmiş ya. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun Kubilay? Biz her şeyi gördük. Nişanlı nişanlı sen burada başkasıyla mı karıştırıyorsun? Ha? Nişanlı mı? Kubi. Ölmek istiyorum. Ay bunların hepsi böyle zaten. Allah, inanamıyorum ya. Ben bekliyordum ama böyle bir şey. Vallahi bekliyordum. Sakin kardeşim, biraz yavaş ya, hızlı içiyorsun ya. Can evimden vuruldu bu ne? Baba bildiğim dayım aşkımla bana kofra kurmuş. Ah, dayım Hulusi Kentmen'miş. Hulusi Kentmen iyi fabrikatördür Sacit. Hadi. Kötü olan kimdi? Ahmet'in Mikili mi? Erol Taş. Erol Taş fabrikatör değildir ki. Tabii lan, aktör o. Sacit. Gerçek aşkın karşısında hiçbir şey duramaz. Ha? Para her şeyi satın alabilir ama aşkı asla. Ayrıca harbi aşk imkansız olandır. Ne güzel konuştu oğlum. Ha? Zeynep'le bizi, ha? Bizi hiçbir güç ayıramaz. Eğer yüreğin ne bileğin kadar kuvvetliyse pes etme koçum. İkili dayının karşısına bizi satın alamayacaksın ulen. Dedim değil mi? Ulen, ulen. İzzet, doldurma lan çocuğu. Ha? Tahsin amcam iyi insandır lan. Kaçarsınız banliğe, bir yuva kurarsınız. Varsın büyük servet onların olsun. Sizin de yüreğiniz büyük be. Oğlum, ne güzel konuşuyorsun sen ya. Ne? Aşık mısın, nesin sen de herhalde. Yani
Anasız kaldım, anlamadım. Babasız kaldım, anlamadım. Eyvah, al sana tuz biber. Yuvasız kaldım. Sacit'in doğumunu hiç iyi görmüyorum kardeşim ya. Anlamadım ben. Bugün beni sadece sen ağlattın. Bugün beni sadece sen ağlattın. Ağlamayın dağlar, ağlamayın denizler. Bulutlar gözyaşı dökmeyin artık. Bulutlar gözyaşı dökmeyin artık. Sacit, nereye abi? İzzet, ha. İyi halt ettin değil mi kardeşim? Ne yapayım ben? Daha bugün bana neler söyledin alçak! Gel şekerim, gel. Çıkalım buradan hadi canım, biz senin yanındayız. Bir dakika, siz çıkın. Ben şunun bir yüzüne tükürüp öyle geleyim. Aferin şekerim. Biz seni dışarıda bekliyoruz. Ondan sonra da üçümüz içmeye gideriz. Oldu mu? Kubilay çok gerçekçi oldu. Çok teşekkür ederim. Sevil Hanım. Fabrikamızın muhasebe müdürünün eşi. Çok memnun oldum. Ben de. Çok tebrikler bu arada. Çok teşekkür ederim. Yüzüme bakın. ben kızlarla 12'ye kadar takılırım. Sonra gelirim aşkım, tamam mı? Peki tamam mı? Barışırız mı artık? Evet. Şimdi üçümüz de aldatıldık ya. Konuşacak çok konu var. Hadi görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Yobu şimdi ablasının kocasıyla mı karıştırıyor? Evet. İntrika. Of, bayılıyorum. Sen ucuz yücük arıyordun. Ne oldu, bulabildin mi? Yok. Kapalı çarşıya bak bence. Güzel fikir aslında. Hiç düşünmeyeyim. Ya ne yapıyorsun? Böyle kabak gibi soyulmaz. Şöyle pijamalı kışak kışak olsun. Bak bunun gibi. Asterix gibi, okey? Türkçe mi konuşuyorum ben? Oo, bu elbise yeni mi? Bizi paranla satır alamazsın ulan! Ne diyor bu? Bizim aşkımız satılık değil. Dünyanın öbür ucuna da yollasa ben onu sevmiyorum. Ben sana söyledim İfal, eyvahlar olsun. Ayol sarhoş mu? Kardeşim sen ne içtin? Rakı, rakı. Harbi aşk. İmkansız olan aşkır. Bana mı hissediyorsun bana sevgilim yeter yeter. Ya tutuşun bir kahve falan yapın. İstemem. Dur. Senin kahveni istemem. Bitiririz lan beni. Bitiririz. Ahlaksız teklif yaptınız kızım. Beni manara ettiniz be. Ya yengen söyledi. Ben istemedim aslında. Suçu bana mı atıyorsun Tahsin? Evladım sizin iyiliğiniz içindi. Hadi git yat o zaman git. İstemem. Senin evini de istemem. Odanı da istemem. Alçak fabrikatör. Fabrikatör mü? Ben artık bu evi bir dakika daha kalamam. Yazıklarım. Ay nereye gidiyor bu? Şey yapsanız. Yarın akşama ne yemek var? İşte pilavla karnıyarık.
Ya hep sebze, hep sebze. Biraz da et yemeği yap ya. Et getirdin de yapmadık mı? Huysuzluğun üstünde yine bu akşam senin ha? Aşkımı satın alamayacaklar la. Ben burada kalacağım, burada kalacağım. Beyciğim lütfen. Zaten benim evim la. Sen ne arıyorsun lan burada? İşte patlıcan soyuyorum. Dalga mı geçiyorsun lan sen ben? Neyin patlıcanı? Matrak mı geçiyorsun lan benle? Kişisel alma Sacit, bak alkollüsün ha. Öyle kişisel mişisel öyle konuşma, düzgün konuş lan. Ulan zaten tam kavgam geldi yemin ediyorum. Sacit Beyciğim yapma lütfen lütfen. Lütfen ama lütfen bırakın. Bırakın sakin, take it easy, okay? Take it easy. Of! Bu evde hiç huzurum kalmadı ama ya. Var mı lan, daha bir şey yapmadık be Allah. Bu ne oldu lan, yüzünde tüp mü patladı bunun? En ucuzu şimdi bu mu? Biraz sarı gibi girdim ama. 750 boğuluyor demek ki. Karanlıkta versem yer aslında.